Servisin yuvarlak duvar saati akşamın yedisine on kalayı gösteriyordu. Önce kadın memurlar işlerini bırakıp ikişer üçer tuvalete gittiler. Erkek memurlar daha sonra gideceklerdi. Masadan masaya çene yarışı başladı. Ee Korkut? Demek bu hafta sizinkiler. İşini bırakmayan sadece Korkut'tu. Kocaman defterine kapanmış boyuna yazıyordu. Bakmadan ''Bizimkiler sağlam abi'' dedi ne yapıp yapıp revanşı alacaklar. Bir başkası zor dedi. Zor mu? Göreceksiniz. İyi ama kardeşim neydi o sizin sol açığın rezaleti? Bakma götü günündeydi de ondan. Doğru Beşiktaş maçında zehirdi öyle değil mi Korkut? Çocuk bomba pas vermiyorlar beslemiyorlar. Pas versinler beslesinler de bak. Emektar Remington'un gerisinde bakmıyordu bile. Ne maç ne de zaman zaman şahlanan halkçılık, demokratlık. Bu dünyadan uzak, sanki bu dünyanın dışında yaşıyordu. Evet, biliyordu, spordu, particilikti, seçimdi ama ona neydi? Küçük bir memurdu o. Seçimi kim kazanırsa kazansın, hangi takım şampiyon olursa olsun. Bunu da pek öyle düşünmüş değildi. Haftalar aylardır düşündüğü babasının evi. İhtiyar satıyor mu? Paraları veriyor mu? Yatırıyor mu kazançlı bir işe? Kazanıyor mu? Hukuktaki öküz apartmanın baş döndürücü lüksü içinde şaşırtabiliyor mu? Bütün mesele buradaydı. Ama şu an bütün bunlar da değil. Emine Hanım bütün gün kafasını bu iş doldurmuştu. Bağırsın. Kıyametleri koparsın isterse. Korkut nasıl? Çayı alırken. Ver bakalım canımın içi demedi mi? Canımın içi. O da diyecek. O da şakalaşacak. O da ötekiler, başkaları, pek çokları gibi girişkeni olacak. Kadın memurlar tuvaletten gene ikişer üçer döndüler. Saçları taranmış, boyaları tazelenmişti. Hiç bitmeyen o tuhaf, o şaşılacak konulardan kim bilir hangisini konuşuyorlardı. Mantolarını aldılar, ağır ağır çıktılar. Erkekler de. Onlar da önce tuvalete gitmişlerdi. Taralı saçlarıyla döndüler. Palto, pardesüler. Yalnız Korkut kaldı. Oysa saat tam da 7'yi gösteriyordu. Paydos zamanı. <laughs> Onun da ötekiler gibi tuvalete gidip taralı saçralı dönmesi hatta bu işi kadınlardan bile önce yapıp. Çünkü futbolcuydu o. Bilmem kimi kayırması. Egzersizlerde gider maç günlerinden sonraları gelmez. Başka şehirlere maç için gidince sırtı sıra birkaç gün gelmediği de olur ama sorulmazdı. Bu akşam niçin gitmeye davranmamıştı? Remington'un kıyısından baktı. Kocaman defterine kapanmış harıl harıl yazıyordu. Bir takım evrakları deftere kaydediyor, numara veriyordu. Buydu işi ama her zaman böyle. Yoksa sabahleyin onları o küçük, o bir takım tenekelerle temizlik paçavralarının bulunduğu odada yalnız bıraktığı sıra akşam paydosunu da herkes gittikten sonra diye kararlaştırmış olamazlar mıydı? Aklı yattı. Tamam böyleydi. Madem böyleydi Madem o da kadının yalnız kalmasını bekleyecekti, işi gücü bırakıp. Zaten saat yediye gelmiş, herkes gitmişti Korkut'tan başka. Kalktı, servisten çıktı. Tuvaletin sırları yer yer dökük aynasında elini yüzünü yıkadı, saçlarını taradı. Ayvaya benziyordu suratı, ne yapsa ayvaya. Sabahki dolmuşta bu suratla alay etmişlerdi ihtimal. Hatta öndeki o iki sulu kızlardan belki de randevu almışlardı. Ötekilerin ne hali varsa görsünlerdi ama Nursen. Servise geldi, parüstünü aldı giydi. Yarın Nursen'in çeyreğini de vermeliydi ama nasıl? Öteki kızların yanında yapamazdı bunu. Gidiyor musunuz İskender Bey? Ayıldı odacı kadın, unutmuştu. Evet dedi, İyi akşamlar. Göz göze geldiler, ne demek istemişti yani iyi akşamlar. Biz burada Korkut Bey'le çakıyorsun ya. Hani sabahleyin beni dikizlemiştin, sonra da şaşalamıştın. Korkut Bey senin gibi enayi değil. Korkut Bey tam erkek. Biz Korkut Bey'le ü Sen uyu. Hem senin neyine nerene. Korkut Bey yakışıklı. Senin gibi ayva suratlı değil. Sonra Korkut Bey o. Merdivenden alt kata inmişti. Durdu. Korkut Bey, Morkut Bey en ayı yerine girmeyecekti. Yakalayacaktı onları. Serviste tuvalet ya da o çay pişirdiği odada. Yakalayacak, yalvaracaktı Korkut'u. Merdiveni yeniden usul usul çıktı. Koyu karanlıkta durdu dinledi çok derinlerde otobüs omurtuları. Tramvayların raylarda çıkardıkları gıcırtılar. Yalvartacak, sonra da ötekine. Elbette o da. Hayva surat mayva surat. Herkese şapur şupur mu? Sıkılı yumruyla merdivenin soğuk taşına dayanmıştı. Soluğunu kesmişti iyice. Başını yavaşça kaldırdı. Tek gözüyle servisin aydınlık kapısına baktı. Yan yana masalar. Masaların üzerinde defterler falan. Onlar görünmüyordu. Geç kalmış gibi bir basamak daha çıktı. Belki de alt kata inerken onlar. Ama hayır bu kadar çabuk geçip gidemezlerdi. O halde servisteydiler. Belki de emektar Remington'un arkasındaki bankonun gerisine çekilmişlerdi. Merdiveni hızla çıktı. Servisin aydınlık kapısı önünde loş koridora adeta kaydı. Durdu. Yaklaştı kapıya. Yüreği öyle çarpıyordu ki aldırmadı. Birden mi giriverseydi? Ne çıkardı? Yumrukları kuvvetli sporcu mi porcu? Dev bile olsa. Servis iş yeri, ekmek kapısı. Serviste böyle şey. Yumruklarının çok kuvvetli olduğu her halinden belli ama olsun. Şaşalar. Utançtan yerlere geçer. Geçsin. Ya ona da yahut yahut mahutu yok ona da. O zaman şefleri falan ne diye söylesin? Enayi değil. Odaya giriverdi. Korkut hala bıraktığı gibi. Odacı kadın da elinde paçavra masaları silerken doğruldu. Hayrol İskender Bey? Attı. Para çantamı unutmuşum masamın çekmecesinde. Alev alev yanıyordu. Çekmeceyi çekti unuttuğu cüzdanı aldı sözde servisten çıktı. Çok kötü kalpliyim diye geçirdi. Ciğerim beş para etmez. Demek benimki sadece kuruntu. Ne çıkar? Ver bakalım canımın içi demekten. Beşinci kata indi. Sonra dördüncü, daha sonra üçüncü, ikinci, birinci sokak. Çisentili ocak akşamı yanaklarının ateşinde eridi. Hava iyice soğuktu oysa. Elleri Paris'in ceplerinde. Yolcu salonunun önünden köprüye doğru ağır ağır yürüyordu. Küçük içkili lokantalarla irili ufaklı iş yerlerinin bulunduğu daracık bir sokağın bozuk, vıcık vıcık parkelerini geçerken sağdaki berber dükkanının duvar saati gözüne çarptı. Yedi buçuğa geliyordu. Oyanasını dedi. Yarım saat oyalanmışım. Bozuk parkeli vıcık vıcık sokağın karanlığından bol bir aydınlığa çıkıverince ürktü ilkin. Sonra kendini topladı. İçinin karanlığına birden bol ışıklı bir el feneri vermiş gibi oldu. Nereye gidecekti şimdi? Eve mi? Şu hala tıklım tıklım duraklarda bekleyenlerin arasına katılıp taşıt mı bekleyecekti? Sonra da kalabalık taşıtların ayak kokusunun, sarımsak kokusunun içine mi girecekti? Durdu, bir sigara yaktı. Başı sabahki gibi ağrımaya başlamıştı gene gitmeyecekti eve. Beklerse beklesinlerdi sofrada gitmeyecekti. Ayva suratlı, öğrenimi yarım bir insandı. Hiç kimse sevmiyordu onu. Üstelik kötü kalpliydi de böyle bir insan. Peki ama böyle bir insansa kendi mi yaratmıştı kendini? Allah yaratmışsa ne diye yaratmıştı? Ne diye yaratmıştı? Suçu neydi de öç almak istercesine? Bir kul, aciz bir kul. Ne diye yaratırdı böyle aciz kulları? Güçlü kulları için mi? Küçük, önemsiz, boktan işleri görsünler diye mi? Güçlüler, güçsüzler. Kardeşi de güçlülerden olacaktı. Ama ona vermeyecekti güçlülüğünün hazdını. O bir zamanların koca göbekli avukatı gibi. Ağortları yeşile çalan zavallı katibine bağırmak zevkini vermeyecekti. Vermeyecek. Az ilerisine konuşan iki kişiye kulak verdi. Bir şarap ısmarlasana bana bugün. Hay hay ama şarap mı rakı mı? Şarap iyi. da şarap havası. Gece kar var gibi. İyi ya. Yan yana uzaklaştılar. Soldaki aralıklardan birine sapıp kayboluncaya kadar artlarından baktı. Şarap içeceklerdi. O da mı şu geçenki şaraphaneye gitse de? Hani uzun beyaz bıyıklı Rum'un şaraphanesine? Sahi ne iyi insanlar vardı o ufacık meyhanede. Sıra sıra şarap şişeleri, yerlerde çamurlu talaşlar, üstleri başları paramparça, ayakları yalın bir takım insanlar. Bakışları insanı iğnelemeyen, lafları batmayan, Yolu tuttu. Servisin bulunduğu büyük iş ardındaki sokaklardan birinde. Kocaman yapıların arasına sıkışmış bir şaraphane. Bekri! Kapıyı itip girdi. Kalın! Bir sigara dumanı dumanın içine geçen seferkiler. Yalın ayaklı, üstü başı paramparça, saçı sakalı uzamış insanlar. Dost bakışlı insanlar. Bakışlarında ürkeklik. Saygıyla yol vererek çekiliyorlardı. Önemli biriymiş gibi önemli bile olmadığını biliyordu ya, gene de hoşuna gidiyordu. Sonra bir şey daha, ne zaman şarap içse, çevresinin bakışları iğneli sözlerinin içine doldurduklarından kurtuluyor. Yunup arınıyordu adeta. Beyaz bıyığı, ufacık mavi gözleriyle Rum şarapçı gülümsedi. Buyursunlar beyim. Eyvallah barba. Küçük, kapalı içeceksin. Evet barba, portakal da var mı? Hem de istemediğin kadar. Yaşa barba. Ne olursa olsun seviyordu burayı. Babasının evinden, çalıştığı servisten, bozuk park kaldırımlarını dolduran insanlardan çok. Rahattı burada. Ne ayva suratı, ne küçük memurluğu, ne de öğrenimini tamamlayamamış biri oluşu. Küçük, temizce bir tabağa dilimlenmiş portakalı. Temizce bardağı, küçük kırmızı şişeyle şarabı. Alıyor şişeyi, bardağını boşaltıyor ağır ağır. Mora çalan kırmızısıyla şarabı süt kıvamında pembe pembe köpürerek dolduruyor bardağı. Çamurlu talaşlar üzerindeki çıplak ayaklı insanların varlığı, yokluğu, nedenleri, ne içinleri umurunda bile değil. Bakmıyor, baksa bile görmüyor. Hohlanmış cam ardında bir takım gölgelerdir onlar. Zararsız gölgeler. Şerefe barba, afiyet olsun. Bardağını bir yudumla yarılıyor, bir dilim soğuk buz gibi portakal dişleri üşüyor çiğnerken. Ama yok zararı. Parası olsa, çok çok parası olsa ne servis ne ev. İçer, her zaman içer. Hiç durmam acısına. Yok parası, yok Allah belasını versin. Babası yanaşmıyor. Yanaşsa, yanaşı verse de ipotek etse evi bankaya. Çok değil, 15-20 bin lira. Beyaz bıyığıyla barba. Çok seyrek geliyorsunuz beyim. Nereye? Buraya fazla içmem de ne iş yapıyorsunuz beyaz bıyıklı şarapçı hemen cevaplamadı önemli biri sayıldığına göre küçük katipliğinden söz açıp önemini yitirmek buradaki huzurunda kaçırmakla sonuçlanabilirdi attı ticaret yapıyorum ok yaydan çıkmıştı çevresindeki yalın ayakların daha bir saygıyla baktıklarını hissetti hoştu gerçekten de hoştu önemli kişi olmak demek olunabiliyordu babası evi rehine koyup paraları verse, yalnız bu küçük şaraphanenin küçük insanları değil, başka çevrelerin önemli kişileri bile. Ne iş üzerine ticaret yapıyorsunuz? Boş bardağını doldurdu, yeniden dikti. Yeni bir portakal dilimi. Ucuz alıp pahalı satılacak her şey. Güzel. Oto aksama üzerine de çalışıyorsunuz. Dedim ya her şey üzerine. Yedek parça üzerine çok istek var da. Kapı boyuna açılıp kapanıyor. Üstleri başları ıslak insanlar giriyor, kalabalık az daha sıkışıyordu. Dışarıdaki çisenti artmıştı besbelli. Umurunda bile değildi. Çisenti, yağmur, fırtına, kar. Gerçekten şu babasının aklını nasıl yatırmalıydı? İticaretin memurluktan çok başka şey olduğunu. Evet, o da memurdu ama çalıştığı serviste görüyordu her gün alınıp satılanları, kazanılan paraları. İstanbul'da burası. Bir yazıhane, bir telefon, bir de kantar. Kantara da hacet yoktu doğrucası. Satıcı ile alıcı arasına girebilmek de bütün marifet. Bir de arada bir beliri veren malı sezip satın almak, bekletmek. Müşteri bir zaman sonra kendiliğinden geliyordu. Piyasada nelerin döndüğünü işitiyordu her gün. Servisin kulağı delik. Geveze memurlarının canı sağ olsun. Bir sigara yaktı. Annesinin de babasının da hatta ablasının bile varları yokları. Gelecekleri Erdal'daydı. Evi satıp parasıyla onu Avrupa'ya yollamayı kendi çıkarlarını daha uygun buluyorlardı. Ama ne yapıp yapıp önlemeye çalışacaktı. Öğrenimi yarıda kalmış. Ayva suratlı küçük bir katip olarak kalmaya hiç niyeti yoktu. Ev satılmalı. Para verilmeli. Para işe yatırılmalı. Başlamalı kazanmaya. Kazanmaya başlayınca çabucak babasının olan borcunu ödemeli. Sonra da kazandığını biriktirip daha geniş çaptaki işlere yatırmalı. Çok çok kazanmalıydı. Öyle ki kardeşi avukat olup çıkıncaya kadar iyice kalınlaşmalıydı. Şarabını yudumladı. Çalıştığı servisin bulunduğu iş hanında güzel bir yazane tutmalıydı. Marakoyen kanopa, koltuklar, ceviz masa, çift telefon, ağır kadife perdeler, pırıl pırıl kornişler falan. Avukat Erdal içeriye çekinerek girmeliydi. Çekinerek ne kelime? Katibin yanında uzun uzun beklemeli, abinin yanındaki ufacıklığını anlamalıydı. Sonra, neden sonra girmeliydi abinin yanına. Abinin uzun uzun oturup sıradan bir avukatla çene çalmaya vakti olmadığı, olamayacağı için basıp gitmeliydi. Gitmeden önce bir takım dosyalar atmalıydı önüne. Bu dava çok uzadı Erdal, demeliydi. Çabucak neticelendireceksen neticelendir. Aksi de ben neticelendirmesini bilirim şarabını tekrar yudumladı. Ya babası aksiliğinde devam eder de evi satmaz ya da banka ipotek etmezse ne olacaktı? Bir şişe daha ver barba. Emre dersiniz. Basa gidelim o zaman da buralardan. Dış seferleri işleyen vapurlardan birine katip mi olur? Lotro mu? Yoksa bulaşıkçı, ateşçi ne olursa olsun atlar gider Avrupa'ya ya da Amerika'ya. Kalırdı orada. Döndü. Arkasındaki duvarda geçen seferki gelişinde gördüğü taş basma resme baktı. O günkü yerindeydi. Kim bilir hangi Avrupa memleketinin durgun yaz denizi. iri ağaçlı gümrah ormanı. Orman içinde kırmızı kiremitli ufacık evi. Süt mavisi durgun denizin kıyısına çekiliş. Şirin bir sandal. Tanış bir ses birden. Merhaba güzel çocuk. Döndü. O geçenki şakacı ihtiyar. Az ileride dikilen uzun boylu yakışıklı sarışın gence takılıyordu. Bakışları karşılaşınca şakacı ihtiyar uzun pos bıyıklarıyla gülerek selamladı. Merhaba beyim. Merhaba. Gene efkar bastı galiba. E işte ne sayarsan say. Siz de bizim güzel çocuk gibi efkar bastıkça. Öyle. Güzel çocuk. Bardağındaki son şarabını da tepesine dikip şaraphaneden çıktı. Şakacı ihtiyar İskender'in yanına geldi. Müsaade ederseniz burada içeyim. Hay hay. Sağ ol beyim var ol. Çok çok seviyordu burayı. Sordu. O delikanlı neden güzel çocuk diyorsunuz? Kaba bıyıklı şakacı ihtiyar güldü. Güzel değil mi? Yakışıklı daha çok. Bardağını şarapçıya uzattı. Doldur yani. İskender'e döndü. Güzellik, yakışıklılık hem iyidir hem kötü. Neden dersen Kadında olsun erkekte olsun. Rahat bırakmazlar güzeli. Mesela siz. İrkildi. Evet. Siz de yakışıklı sayılırsınız. Sevgiliniz yok mu? Rahat bırakıyorlar mı? Kulakları uğuldamaya başlamıştı. Yakışıklı. Şaka mı yapıyordu? Demek yakışıklı sayılırım ben. Tabii beyim. Serviste söylenseydi alınır alay ediyorlar sanırdı ama burada bu insanların içinde İhtiyarsa kendi havasındaydı. Evlendi. Aldığı kız hem güzel hem de ağırbaşlı. Gel gelelim kaynana. Allah'ın belası. Benim komşumdurlar bilirim. Sizin anlayacağınız bu güzel çocuğa askıntı oldu. Çocuk hele o zamanlar şimdiki gibi yarı berduş da değil. Melek içki bilmez, kötü söz bilmez. Kaynanaya gelince edepsiz mi edepsiz? Çocuğa asıldı da asıldı. Sonunda da baktı ki iş çıkmayacak. Bir bastı feryadı. Ne diye? Damat bana satışıyor diye. Vay anasını. Ama biz çakıyoruz çocuğu. Namuslu çocuktur. Değil kaynana. Yabancılara bile dönüp bakmaz. Çaraphaneye girenler, çıkanlar. Girenlerin üstleri başları hafifçe kar içinde. Demek dışarıda kar başlamıştı. Karın başlaması, tipinin savurması gecenin en belalı saatlerinde evi bulmanın zorluğu şarap başını tatlı tatlı döndürüyordu. Baş ağrısı falan da kalmamıştı. Demek yakışıklıydı. Peki ayva surat, cılızlık demek başkaları ayva suratlı cılız değil de yakışıklı buluyorlardı. İyi ama bugün dolmuşun arka penceresindeki Mika'nın gerisinde sallanan küçük beyaz el yoksa matrağına değildi ciddi miydi? Belki de Nursen'in eliydi. Niçin olmasın? Trikolarda çalışan bir işçi kızdı. Şu ihtiyarın ondan yiyip içtiği olmadığına göre neden yalan söyleyecekti? Yakışıklıydı demek. Belki de servisteki Sedat da matrağını sormamıştı. Buna birden öyle inandı ki coştu uçuyordu. Yakışıklıydı o da. Herkes gibi, herkes gibi beğenilebilir. Hatta sevilebilirdi. Şarap, şaraphane, insanlar. Boyunlarına sarılıp öpebilirdi hepsini teker teker. Üstleri başları paramparça, elleri yüzleri saçları sakalları kirli. Bu hız gelebilirdi. Uçuyordu. Şimdi buradan çıkmak, karlı fırtınalı yolları uçarak geçmek, onun evine varmak. Çat kapı, dalmak içeri. Leman Hanım mı? Nurseyin annesi Leman Hanım. Aksilenir kovar mı? Kovsun be. Bağırıp çağırsın be. Teli mi dökülür? Borcunu ödeyip şaraphaneden çıktı. Lapa lapa kar yağıyordu. Soğuk kırılmıştı. Hala kalabalık duraklar. Hatta tıka basa yolcu taşıyan otobüsler, tramvay, dolmuşlar. Pardüsünün yakasını kaldırdı. Elleri ceplerinde. Karaköy'e doğru ağır ağır yürümeye başladı. Üşümüyordu. Şarap kanını kızdırmıştı. Ne olursa olsun memnundu akşamından. Şakacı ihtiyardan Allah razı olsundu. Demek kızlar, kadınlar ayva suratlı bulmuyor bilirlerdi. Nursen'in de şu az önceki ihtiyar gibi ayva suratlı bulmayacağına sansa hemen yarın dolmuş durağında bekler başkalarının yaptığı gibi yılışıp laf atmasa bile doğru dürüst konuşur. Belki de yan yana otururlar dolmuşta. Öteki kızlar arkaya Nursen öne yanına nişanlısı ya da karısı gibi gülümsedi. Yanına oturur sımsıkı. Kolu göğsüne değer kızın. Aradakiler laf atarlar. ille de o esmer şakacı kız. Dilinizi kediler mi yedi? diyen Karabiber biber. O da fena değil ama Nursen başka. Nursen'in onu sevebileceğini aklı yatsa, ah yatsa. Doğmuşta kolunu uzatır. Onu göğsü üzerinde sıkardı hatta. Şoför, kızlar, dünya vız gelirdi. Beyazıt da birlikte inerler. Kızlara izin verin de birlikte yürüyelim der. Savar kızları alır onu yanına. Belki de koluna takar. Boş ver işe bugün der. Gezelim. Ben de servise asacağım. Boş verir kız işe. O da servise. Açılırlar tenhalara. Kol kola. Birbirlerine sokuldukça sokulurlar. İnsanların hiç uğramadığı yabancı gözlerden uzak bir yerde onu kolların arasına alır. Dudaklarını olanca hırsıyla öptükten sonra seviyorum seni der. Deli gibi seviyorum Nur sen. Hem de ta ne zamandan beri. Vallahi billahi. Konuşmaya başlarlar. Sahi mi? Peki neden kaçtın boyuna benden? Neden mi Nur Ayva suratımdan. Ne ayva suratı? Kendimi ayva suratlı çirkin sanıyordum. Beni beğenmeyeceğini sanıyordum. Benimle alay edebileceğinden korkuyordum. Aa! Senin neren ayva suratlı yol? Sen yakışıklı adamsın. Tam da bana göre. Ben de seni seviyorum. Hem de ta ne zamandan beri. Karşıya geçerken bir taksinin kornası durdu. Kar savruluyordu karşıya geçti sonra köprüye. Köprünün hariç kıyısından ağır ağır yürüyordu. İstanbul savrulan karlar altındaydı. Tramvaylar tellerde şimşek çaktırarak hızla gelip geçiyorlardı. Görmüyordu. Aklında Nursen. Şimdi şu sıra yatmış mıydı acaba? Kışın bu uzun gecelerinde erken yatmadıklarını biliyordu. Belki de mısır patlatıp arkadaşlarıyla çene çalıyordu. Şimdi gitse Gerçekten de çat kapı. Kim o? İstanbul gene silinmişti kafasında. Açın benim. Kapı açılsa karşısında Leman Hanım. Annesi boyalı dudakları. Permanatlı saçlarıyla. Şaşar herhalde. Şimdiye kadar bunca zamanlı komşuları. Değil böyle gece gündüz bile gitmemiştir. Belki de kaşları sinirli sinirli çatılır. Ne var ne istiyorsunuz der. Yakışıklı ya Yapıştırır hemen. Nur seni. Leman Hanım büsbütün içerler. Aa siz aklınızı mı kaçırdınız? Güzel ya, yakışıklı ya. Yo der. Kaçırmadım, seviyorum kızınızı da. Ne demek bu? Ne demek oluyor gece vakti? E ee, fazla konuşma, seviyorum işte seviyorum. Leman Hanım, Meman Hanım. Bir göz Leman Hanım'ı bir kenara iter dalar. O her sabah penceresinin perdesi gerisinden tatlı tatlı seyrederken bayıldığı, Bal rengi geceliğiyle Nursen. Bütün bunları eşitmiştir. Koşar atılır kollarını. Az sonra annesi avaz avaz gelince bir dişi kartal gibi dikilir karşısına. Karışma anne. Seviyorum. Ben de onu seviyorum. Bizim aşkımız seni alakadar etmez. Leman Hanım ne diyeceğini şaşırmıştır. Bakar sadece bakar yaşlı gözleriyle boynunu büker. Sonra annesi babası ablası Erdal. Erdal'ı hayalleyince neşesi kaçağı gibi olduysa da Adam sende dedi. Ben de yakışıklıymışım. Onun kadar olmasa bile. Hem niye olmasın? Belki de ondan daha yakışıklı bulabilir beni Nursen. Köprüyü geçti Eminönü. Koca meydan savrulan karlar altında hemen hemen hareketsiz. Lapa lapa savrulan karın gerisinde ağır simsiyah yapısıyla yeni cami arada bir siliniyor. Kar hafifleyince keskin çizgileriyle tekrar yüze çıkıyordu. Bomboş durakta durdu balık pazarı çarşısının bozuk parkeleri ıslak ıslak parlıyor. Meyhane camları buğulu. Buğulu camlar gerisinde kımıldayan gölgeler akşamcı sarhoşların gölgeleri. Leman Hanım sedire kapanıp ağlasa bile Nursen koşar. Kahveyi nasıl içtiğini sorar. Söyler. Gider pişirir gelir. Karşılıklı otururlar. Ya da hayır. Geçerler öbür odaya. Nursen'in odasına. Başlarlar evlenmekten. Gelecekteki yaşayışlarından konuşmaya. Nursen annesini, İskender de hem annesini hem de babasıyla kardeşlerine bırakacak. İstanbul'un kıyı semtlerinden birinde gerekirse bir gece kondu kiralayacaklar. Hele bu gece kondu sırtını denize çevirmişse, yanında da kocaman ağaçlarıyla bir orman varsa... Nursen de sever böyle evi. Çocukları olur. Tokmak gibi kalın kalın güzel yüzlü akça pakça sağlıklı çocuklar. Un kapanından Eyüp. Un kapanından Eyüp. Ayıldı. Baktı bir dolmuş yaklaştı şoför sordu. Eyüp mü? Hayır. Un kapanı. Eyüp parası alırım ama. İyi ya. Kapıyı açıp girdi. Arabadakiler leş gibi sarhoştular. İçlerinden biri sızmıştı. Ahtapotlu burnundan fışlayıp duruyordu. Araba balık pazarının daracık sokağına girdi. Islak vıcık parkelerde sarsılarak gidiyordu. Ne daracık sokak, ne vıcık vıcık bozuk parkeler, ne de ahtapotlu burnundan fışıldayıp duran sarhoş. Belki Leman Hanım aksilik etmez, işi yokuşa sürmezdi. Trikolarda çalışan bir kızı daha yükseğine mi verecekti? Ablasının bir sözünü hatırladı. Kadının burnu kaftağında. Nur seni zengine, çok zengine verecekmiş. Bunu hatırlayınca ümidi kırılır gibi oldu. Ne zengindi, ne de Leman Hanım'ın övünebileceği önemli bir memur aslında yüksek memurlar yüzüm yoktu. Zengin olabilirdi. Babası aksilik etmese içini hırslı hırslı çekti. Küçük istasyonlarda ufacık memurluklardan başkasını bilmiyordu ki. Yıllar yılı küçük memurun içinde unutulmuş. İçi geçmişti. Ev satılınca parasını hemencik çarçur olabileceğinden korkuyordu. Dolmuş ırgalana, çalkalana, un kapana geldi durdu. Parayı verip indi daldı cibali tütün fabrikasının arkasındaki sokağa. Kar hafiflemişti. Yerler bembeyazdı. Gece ayaz yaparsa yarına sağlam don vardı. Don olunca otobüsler dolmuşlar işlemeyebilirdi. O zaman gözlerini açabilirse kıza sokulur. Yayan giderlerdi Beyazıt'a. Semtin birbirini kesen dar eğri sokaklarından hızla geçip eve geldi. Nursendir'in sokağa bakan penceresinde ışık vardı. Yatmamışlardı demek. Yol boyunca düşündükleri güneş görmüş kar gibi vermişti. Kapıyı çalacak mıydı? Leman Hanım çıkarsa kızını sevdiğini söyleyecek miydi? Gecenin yakın bir yerlerinde bekçi düdüğü. Sarhoşluktan az daha sıyrıldı. Yakışıklı makışıklı sevmek memek. Leman Hanım annesinin ahbabıydı biliyordu ama belli olmazdı. İt gibi kadın demişti ablası. Kapıyı çalar girmek isterdi Leman Hanım kapıya gerilir bırakmazsa. O zaman bir göğüs dalması gerekirdi içeriye. Çeçoran kadın kocasını şehrinden bucak bucak kaçırmış kadın. Çığlığı bası verirse, bekçi zaten yakınlarda koşar gelir. Haydi karakola. Karakolda komiser, polisler. Bekçinin az daha yakınlarında tekrar öten düdüğü. Evet ama ihtiyacı var Nursene. Çat kapı. Nur seni seviyorum. Ancak Nursenle evlenebilirim. Ya da bugünkü beş kuruş borcunu ödemek için gelmiş olsa. Aklı yattı. Çat kapı. Kim o? Benim. Sen kimsin? Ben İskender, komşun İskenderi. Ha sen misin oğlum İskender Bey? Evet teyzeciğim benim. Buyurun evladım bir şey mi vardı? Evet teyzeciğim beş kuruş borcum vardı Nursene de. Aa ne beş kuruşu? Doğmuş da beş kuruşum çıkışmamıştı da. Beş kuruşun sözü mü olur İskender Bey ne ayıp? Borcuma çok sahibimdir de. Öyle mi? Bekçin üçüncü sefer öten düdüğü. Uzaklaştığı anlaşılıyordu. Gözleri aydınlık pencerede. Olduğu yerde tepindi bir iki üşümüyordu ama sabırsız bir şeyler vardı içinde, itiyordu. Annesiyle beş kuruş üzerine konuşurlarken elbette Nursen gelecekti, öğrenecekti beş kuruşu. Bu sefer o katılacaktı çekişmeye. Ne var anne? Boyalı dudaklar, permanatlı saçlar. Sana beş kuruş borcu varmış İskender Bey'in de. Darmadan saçlar, uzun kirpikli, iri gözler şaşacaktı. Aa ne ayıp. Ayıp olur mu? Borç borçtur Nursen Hanım. Nursen herhalde çakacaktı. Peki peki dediğiniz gibi olsun. Buyurmaz mısınız? Bir kahve içmez misiniz? Hemen içerim diye girmeyecekti. Eve mutlaka gitmesi lazımmış da geç kalmış numarasından sonra iyi ya içelim bir kahvenizi bakalım diyecekti. Nursen'in önden koşuşu içerlerde. İçerlerin darmadağını toplayıp düzeltişi yabancının önünde insanı yerlere geçirebilecek sümüklü mendillerle kanlı bir takım bezlerin karyola atlarına filan soluk soluğa sokuluşu, sonra hep o az önceki telaşı belli edecek şaşkın bekleyiş. Bu, bu, buyurun, buyurun efendim. Annenin boyalı dudakları ile permanatlı saçlarına uygun düşmeyecek mazeretler. Ah İskender Bey evladım, bizi per perişanlığımızın içinde yakaladınız. Allah aşkına kusura bakmayın, çok mahcubuz size karşı.'' İskender yakışıklılığına inanmış her yakışıklı erkek gibi kahrının çekileceğinden emin girecek odaya. Rica ederim efendim rica ederim. Bizim ev sanki daha mı terli tertipli? Karları gıcırtarak geçen biri. Kendine geldi. Tanış biri olur. Burada ne? Kimi beklediğini sorabilir. Eve neden girmeyip de komşunun aydınlık penceresi önünde beklediğini nasıl izah eder? Karları battal battal ezerek geçip giden kaba kıyım gölge köşede silindi. Çevrenin bembeyaz sessizliği. Bu sessizliği. Çaçaça, ça ça, geriko, çaçaçalarıyla uzak uzak bozan bir radyo yakınlarda geceyi tırmalayan bir kedi sesi. Sırtıyla dayandığı harap duvarın sarsıldığını değil de ufalandığını sandı. Az çekilip eliyle yokladı. Harap duvar elinin altında eski eski ufalandı. Küçük bir kiremit ya da tuğla parçası. Parçayı aydınlık pencereye atsa tam atacakken tuttu kendini. Ya misafirleri varsa? Arkası yağar.